Tamam. Kim var şimdi senin? Kimse yok. Tek misin sen şimdi? Neredesin? Evde misin? Şu anda tekim ben. Çarşıda. Çarşıda ne işin var senin? Dayıcım sen nereye gerek gitmen lazım senin? Evde bir saat bekledim sizi. Gelmediniz. Ne yapayım ya? Acım ya. Acım. Geri dön sen eve. Bana da hesabını koy. Atlar ve evine git, bizi bekle. Kim? Öyle tutulan bana kalma senin yanında. Tamam. Ne zaman gönderiyorsun yani hesap numarasını? Ben sen hemen paranı hesabına gönder, beni ara. Seni mi arayacağım? Çok bekliyorum. Tamam. Evet, bu parayı hemen arıyorsun. Tamam. Az önce aradım, cevap vermedin. He? Tamam, bir şey olmaz sen. He. Sen şimdi benim dediğimi yap. Evet. Ve ondan sonra beni ara. Tamam. 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 Caminin önündeyim. Şu anda caminin önündeyim. Burada bir tane bayan oturuyor. Gördün mü? Gördüğün ya. Dinle. Alo. Söyle. Etrafımı göster, etrafını. Nereden gösteriyorum ben etrafımı ya? Ben açamıyorum. Ha, böyle iyi mi? Görüyor musun? Ben sanayi esnaflarından Abdülvahap Erdoğmuş. Pazartesi günü saat 12.30 civarı bana yabancı bir telefon geldi. Telefonda beni hipnoz ettiler. Yani bir anda. İşte altın çıkar, para çıkar. Senin hakkında 17 tane telefon numarası kayıtlı. Bir şirketler var üzerinde. Kıbrıs'ta bir bağlantım var dediler. Beni nasıl ettiler bilmiyorum. Sokaktan geçen biri bana 1.000 lira istese ben 100 sefer düşünürüm. Evdeki altınımı, akçelerimi çıkardım. Resmini çektim. Git hemen bunları bozdur dediler. Zarafa. Gittim zarafa. Ben sizi zaraftan parayı teslim alacağız dediler. Bana. Dışarıda görüşeceğiz dediler. Tamam dedik. Zaraftan ben emanet para aldım. Dışarıya çıktım dedim. Bir çay içtim. Aklım başıma geldi. Oradan emniyete gittim. Niye gidiyorsun emniyete diye telefon, çünkü açık, evden beri açıktı. Emniyete vardım, polislere götürdüm, gittim, parayı uzattım. Siz para istiyorsanız buyurun dedim. Biz dedi istemiyoruz. Nereden çıktı bu dedi komiser? Ben dedim evde dedim iki tane bayan polis, iki tane erkek polis varmış dedim. İnanamadım. Telefonda hanımı konuşturdular benimle. Ondan sonra polisler dedi ki sen paranı zula et, poşete başka bir şeyler koy dedi. Ben de koydum, evin önüne gittim. Ekip de, sivil ekip komple evin etrafına geldiler. Kontrola. Ben sağıma soluma baktım, kimseyi göremedim. Evde buluşacaktık bir de. Ondan sonra hanımı aradım yukarıya. Bir şey var mı dedim, yok dediler. Yani bir polis gelmedi. Sadece telefonda bana dedirtirdiler dedi. İyi madem dedim. Çıktım yukarıya, çay içtim. Polisler de şeyde dışarılarda, parklarda oturdular, evi gözetliyorlar. Ben de gözetliyorum ama kimseyi göremedim. Ondan sonra sen niye polise gidersin? Tekrar telefonda bağırdılar, çağırdılar. Ondan sonra artık indiler. Ben de saat 3-4 civarı buraya geldik. Polisle beraber geldik. İfademizi verdik işte burada. Ondan sonra gittim emanet teslim ettim gerisin geriye. Akşam saat 9 civarı aradılar. Sendiler benim işime taş koydun. Bir de küfrettiler. Aynen ben de küfrettim. Kapandı olay bu kadar. Kendilerini polis ve savcıya aktarıyoruz. Polise aktarıyoruz. Böyle konuşmalar var. Ben de konuşturdular yani. Bilmediğim kişiler. Ne kadar altın varsa çıkar resmini çek. Bize gönderdiler ve gönderdim de. Hanımın numarası verdim ama hanımın anne baba adı hepsini de biliyorlar.
Evde mesela 4-5 yıl önce oturan bir kiracım vardı. Şeydeki adını silmemiş. Hala duruyor. Onun adını verdiler. Yani evi zannedersem bilen biri veya gören biri. Onun şeyi, isimleri. 17 tane üzerinde telefon numarası kayıt dediler. Kıbrıs'ta bir bağlantım var dediler. Bir tane şirket kurmuşsun dediler. Bundan beni hipnoz ettiler bir an. Zarrafa git kuyumcuya, kuyumcu da sahtekarın biriymiş dediler. Hatta orada, telefonda. Gittim kuyumcuya, hiçbir şey demedim kuyumcuya. Telefon tabii evden kuyumcuya gelinceye kadar açıktı. Verdim kuyumcuya, emanet dedim. Emanet sen bana 250 lira ver. Doğru emniyete gittim. Orada beni tekrar, telefon açık ya, söylüyorlar. Ne işin var emniyette? Biz emniyetiz diyorlar. Ben de emniyete bir danışayım da dedim, ondan sonra dedim. Emniyette böyle böyle deyince, yani sen paranı zula et, içine başka bir şeyler koy, poşete evine git dediler. Biz arkadan geliyoruz dediler ve geldiler. İşte orada da görüşemedik artık. Normal görüşme yaptık. Emniyette dahi normal açıklı telefonum ama görüntülü değildi, açıktı. Evde dedi ki bana, poşeti yere bırak, resmini çek, bana gönder dedi. Ben de poşeti atamam yere dedim. Elimde tutuyorum yani para zannetsin diye dedim. Görüşemedik artık. Orada kapattı. Daha sonra çarşıya çıktım, emanet verdim. Yukarıya geldim, yukarıda beni görüntülü aradı. Görüntülü arayınca gördüm bir an, yani saniyeler desem olur. Sarı saçlı, dik saçlı, tıraşları yandan böyle temizlenmiş. O vaziyette hemen kapattı. Telefonun ekranında polis arması vardı sonra. Yani aynı numara, sabaha kadar 3 tane isim değişti. Kayıtlı. Kimseye böyle aranan yabancı telefonlara, ben polisim savcı diyenlere kanmayın. Kesinlikle beni bir anda hipnoz ettiler. Uyuşturdular yani. Telefonda uyuşturdular. Bunlar, emniyet olmasa benim param gitmişti. Hakiki emniyete verdik parayı. Yani vermedik de onlar yardımcı oldu. Böyle durumlarda bizim vatandaşımız ya emniyete gidecek ya jandarmaya gidecek. Hemen bildirecek bu olayları. Ben ucuz kurtuldum. İnşallah başkalarının başına gelmez.